Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda altın ons ve gram altını değerlendireceğiz. Bizler için kritik seviyeler nerelerde? Hangi seviyeler bizler için önemli? Artık altında buradan geri dönüş başladı mı? Yükselişlerine devam edecek mi? Şeklindeki grafik ve teknik analiz yönündeki değerlendirmelerimizi sizlerle buradan paylaşacağız. Evet, altında arkadaşlar bugün itibariyle önemli bir 1848 destek noktası tekrardan test edildi. Evet, şurada 1848. Son videomuzda da bu 1848'e dikkat çekmiştik arkadaşlar. Burası tekrardan test edildi ve aşağı yönlü kırılamadı. Kırılamamasının neticesinde arkadaşlar altın onsta burada bir ikili dip oluşması mevcut. O yüzden 1848 üzerinde hareketlerin bizler için 1869. Bakın şuradaki 1869 üzerine atması ve altın onsun burada kalıcı olmayı başarabilirse de burada kalıcılığını başarabilirse de arkadaşlar buradan tekrardan yukarı yönlü hedef altın onsta 1925 ve onun üzerinde 1975 dirençlerine doğru tekrardan yükselişine devam edebilir. O yüzden altın tarafındaki arkadaşların sabırlı olması ve orta bazlı henüz yükselişin devamının bitmediğini bilmesi gereklidir. 1820 olmazsa olmaz stop noktamız dedik. 1820 altında kapanış olmadığı müddetçe altın onsta kesinlikle panik yapmayın arkadaşlar. Orta bazda yön tekrardan yukarı yönlü ivmelenip 2000 doların üzerlerine doğru altın onsta tekrardan hareketler başlayabilir. Teknik olarak bu hala mümkün. Düşüş hareketleri trendin bozulduğu anlamına gelmez. Sadece trend üzerinde düzeltme hareketleri 1848 seviyesi üzerinde dengelenmeye çalışmakta. O yüzden yukarıda tekrardan hareketlerin hız kazanabilmesi için takipte kalmamız gereken en önemli seviye 1869 direnci olacak. 1869 direncinde tutunma sağlanır. Buralarda artık kalıcı olabilirsek de ilk etapta ons altında 1925 ve 1975 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden altın tarafındaki arkadaşlar da sabırlı olmaya devam etsinler. DAX tarafında bir miktar gevşeme oldu arkadaşlar. DAX da tekrar yükseliş trend çizgisinin altında kaldı. Şuradan hemen DAX'a bir bakalım. 2 dakikanızı alayım. Çünkü gram altında DAX da birbiriyle uyumlu. Evet. Şurada dolar endeksine baktığımız zaman arkadaşlar bizim şurada bir çizdiğimiz trend çizgimiz var. Bu trend çizgisi tekrardan test ediliyor. Bu çizginin tekrardan 94 altına sarkma olursa arkadaşlar tekrardan dolar endeksi aşağı yönlü ivmelenebilir. O yüzden dolar endeksinde de şuradaki 93.85 seviyesi önemli. 93.85 seviyesini aşağı yönlü dolar endeksi tekrardan kırarsa da aşağı yönlü 93.20 seviyesine doğru gerileme görülebilir dolar endeksinde. Fakat şurayı kırmadığı müddetçe dolar endeksinde de yukarıdaki 94.60 direnci test edilmek isteyebilir. Şu an itibariyle kırdığı direnci test etmeye çalışan bir dolar endeksi görülmekte. Bunun neticesinde de altın tarafında yukarı yönlü ivmelenmeler gözükmekte arkadaşlar. Dolar endeksinin aşağı yönlü hareketlerinden kaynaklı. Fakat bizler için 1869 dediğim gibi direnci önemli. Eğer bu direnci yukarı yönlü kırabilirsek, geçebilirsek bu direnci ve kalıcı olabilirsek yukarıda 1925 ve onun üzerinde 1978 direnç bölgeleri artık altın ons tarafında hedef haline gelecektir.
1869'a dikkat. Hemen gram altın tarafına bakalım. Gram altında bizler için kritik, önemli seviyeler hangi seviyelerde? Hemen onda da bir takım çalışmalar yapalım. Evet, son videomuzda 461 seviyesinin önemine değinmiştik. Gram altında 461 yukarı yönlü aşılırsa ilk hedef 471 seviyesi olacaktır dedik ve nokta atışlı tahminimiz gerçekleşti arkadaşlar bugün itibariyle. Peki bundan sonra neler olabilir? Bundan sonra arkadaşlar 461 hala takibimizde. 461 üzerinde burası çok önemli. Dikkatle dinleyin beni. 461 üzerinde kaldıkça yukarıdaki 471 seviyesi kuvvetli bir direnç bölgesi takibimizde olacak. Bu direnç bölgesi kırılabilirse, 471 kanalının direnci de yukarı yönlü kırılabilirse bu sefer 477'deki direnç seviyesi bizler için önemli hale gelecektir arkadaşlar ve 477 seviyesini takipte kalacağız. Şimdi bizim gözlemlememiz gereken aşağı yönlü hareket olursa 461 altına bir sarkma gerçekleşecek mi? 461 altına bir sarkma gerçekleşir ise 455 seviyesi tekrar gündemimize gelir arkadaşlar. Şuradaki 455 seviyesi. Fakat 461 üzerinde biz kaldıkça 471'i bugün itibariyle test ettik. Fakat henüz kırılamadı. Bunu kırmayı başarabilirsek, 471'de kırmayı başarabilirsek ilk etapta hedef 477 seviyesinde bulunan gram altının hedef yeri olacaktır. Bu hafta özellikle 477'den satış gelip gelmeyeceği takibimizde olacak. Ben de sizler için bunu takipte kalacağım. Eğer ki 477 üzerine atabilir, buradan kapanışlar yaşanabilirse arkadaşlar gram altında tekrardan 500 TL'li seviyelere doğru yükselişler de görmemiz mümkün. Kritik dememdeki amaç, 477'nin kritik dememdeki amaç da tamamen buna dayanmakta. 477 üzeri 500 TL seviyesine kadar boştur. O yüzden ilk etapta 471 direnci kırılırsa 477 takibimizde olacak önemli direnç yerleri. Olmazsa olmaz desteğimiz 461. 461 desteği üzerinde kaldıkça, kalmayı başardıkça arkadaşlar, bakın çok önemli 461 desteği üzerinde kapanışlar oldukça yukarı 471, 477 dirençlerini test etmek ister. Hedef noktası haline gelir gram altında. O yüzden 461 önemli. Bunu takipte kalacağız. Her 461 üzerinde kalışımız gram altını güçlü tutacağından dolayı bizim için önemli destek bölgesi 461 bölgesi. Bunun üzerinde kalındıkça da 471 ve 477 hedef bölgeleri haline gelecektir. Bu 477 kuvvetli bir destek direnç bölgesidir arkadaşlar. Dikkatle burayı takip edeceğiz. Eğer olur ki 477'yi kırabilirsek 500'e kadar gram altında yolumuz bu sefer açılır. O yüzden gram altın ve altın onstaki arkadaşlar sabırla beklemeye devam. Paniğe gerek yok. Eyvah battım öldüm demeye gerek yok. Ayrıca kanala bazı troller dadandı arkadaşlar. Sizleri abonelikten caydırmaya çalışmaktalar. Bu da benim çok dikkatimi çekmekte. Biliyorum siyasi videolar hoşunuza gitmiyor. Fakat arkadaşlar siyasi videoları zaten yorumsuz paylaşıyorum. Kesinlikle siyasi videolara yorum katmıyorum. Fakat sizler bu işi yapacaksanız, sizler de tamamen tarafsız olarak bu siyasi videoları izleyip iç gündem ve dış gündemle ilgili bilgileri takipte kalmanız şart. Çünkü bunları bilmezseniz arkadaşlar temel olarak altında veya dolarda bir tahminde bulunmanız çok zor. Verdiğimiz rakamların bir strateji kurmanız açısından tarafsız olarak hem iktidarı hem iktidar tarafındaki paylaşımları hem de muhalif tarafındaki paylaşımları dikkatlice dinlemeniz
ve kendi kafanızda buna göre bir strateji oluşturmanız şart. Benim bunları paylaşmamdaki amaç zaten bunlar fazla izlenilmiyor görüyorsunuz. Ben sadece buradan kendinize bir stratejik yön geliştirmeniz açısından bu videoları paylaşıyorum. Bunlar inanın ki çok faydalıdır. Görüyorsunuz Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bunları yakından takip etmeniz lazım. Ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan'a yapmış olduğu saldırı, buradan tüm Ermenileri lanetle kınıyorum. Ve kendilerine rahatın battığını düşünmekteyim arkadaşlar. Çünkü Azerbaycan'daki kardeşlerimiz ne kadar da sabırlı olsalar burada birçok şehit verdiler. Hepsinin de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Bu kadar sabırlarını test etmesi Ermenilerin başlarına çok büyük bir bela aldıklarını da düşünmekteyim. Çünkü Azeriler Ermenileri ezer geçer arkadaşlar. Bizler de sonuna kadar Azeri dostlarımızın ve arkadaşlarımızın yanındayız. Onlarla birlikteyiz. Gerekirse orada onlarla birlikte omuz omuza da savaşmaktan hiçbir şekilde çekinmeyiz. Fakat şöyle bir düşündüğünüz zaman bu saldırıların çok manidar olduğunu göreceksiniz. İktidarı şu an Doğu Akdeniz'de meşgul ederken Ermenistan'ın Azerbaycan tarafına yapmış olduğu bir saldırı bana çok manidar gelmemekte arkadaşlar. Çünkü Azerbaycan bizimle omuz omuza olan kardeş bir ülke ve Azerbaycan şu an oyalanıyor. Bence bizim de çok dikkatli olmamız gereken bir Yunanistan tarafı şu an için mevcut olarak gözükmekte arkadaşlar. Yarın öbür gün buradan da bize bir saldırı gelebilir. Bakın gelecek demiyorum. Fakat Ermenistan'ı cesaretlendiren bu Fransa Yunanlıları da cesaretlendirme yoluna gidebilir. O yüzden bizlerin de çok dikkatli olması şart. Çünkü Azerbaycan tarafından bize yardım geleceğini çok iyi bilmekte. Buradaki yardımı kesebilmek için Ermenistan tarafından Azerbaycan tarafına bir saldırı bizlerin bütün dikkatini buraya çekmek isteyip Yunanistan tarafından da bize bir saldırı olayı gerçekleşebilir. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. İç siyaset ve dış siyaset takibimizde olacak maalesef istesek de istemesek de bu işlerle ekonomi yoluyla uğraşıyorsak da maalesef bunlar takibimizde olacak arkadaşlar. O yüzden kanala dadanan troller var. Bu trollere çok dikkat edin. Zaten isimleri nickleri çok değişik kişiler. Bunları hemen ayırt edebilirsiniz. Sizleri sürekli kanalı terk edin. Burası böyle bir paylaşım mı olur şeklinde demeçler ve yorumlar yapmaktalar. Bunları zaten sizler ayırırsınız. Çocuk olmayın. Aklınızı başınıza alın derim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.